insanlarım, evet, part 2 temel matematik videosuyla yine karşı karşıyayım. Normalde bu şu an çekeceğim videoyu normal tek bir partta yapacaktım ama ağır gelir. Çünkü matematiği şu an ön yargılı olup da matematiği sevmeyenler grubunu aldığımız için içerisine adım adım ilerliyorum. 3 videoyla, maksimum 4 videoyla tamamlayacağım. O şekilde ilerleyeceğiz. Hemen geçelim ki burada ne yapacağız, öncelikle onu söyleyeyim. Burada, bu videoda rasyonel ifadeyi, ondalık sayıları ve denklemleri hafif bir girişi yapacağız. Onunla beraber hemen başlıyoruz. Hadi başlayalım. Evet, bakalım. Şimdi amacımız rasyoneller. Bu sefer bölülerle falan işlemimiz var. Şunu aslında çok görüyoruz ama çok fazla anlam veremediğimiz. Mesela şöyle düşünün. 2 artı 3 bölü 5 gibi bir ifade görüyoruz ya. Ne yapıyorduk? Şununla şunu çarpıyordum. 5 kere 2'den 10. Şurada artık ne işlem varsa burada topla demişiz ama burası eksiyse bundan bunu çıkartacağım. Şu an topla dediği için ben bundan bunu topluyorum. Ne olacak? 10, 13 bölü 5 oluyor gibi. Bu mesele buydu sadece. Şimdi rasyonel ifadelerde toplama çıkartma yaparken kesinlikle ve kesinlikle paydalarımın eşit olması gerekiyor. Paydalarım eşit değilse ben işlem asla yapamam. Paydalarım eşit mi? Eşit. O zaman yukarıyı gördüğümü yazıyorum. 11 ile 10'u topladım. 21 bölü 30 şeklinde ne yapacağım? Yazabileceğim. Paydalarım eşit mi? Eşit. Ne görüyorsam onu yazıyorum. 11'den 8'i çıkarttım. Bölü 4'ten ne gelecek? Buradan 3 bölü 4 gelecek benim cevabım. Aa, şu an paydalarım eşit değil. Ne yapacağız hocam? Ne yapacağız? Ekok. Duydunuz mu? Ortak kat. Ortak katına bakıyorum. Şimdi bu nasıl gidiyor? Kat 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 diye dersen 5, 10, 15, 20, 25, 30. Sanki 6'da da 30 var. 6'da da 30 yok mu? O zaman ben bunları 30'da eşitleyeceğim. Bunu 5 ile, bunu 6 ile çarparsam ne olacak? Yukarısı 5 bölü 30. 36 gibi durdu. Artı 6 bölü 30 oldu. Şu an paydalarım eşit mi? Eşit. O zaman yukarıyı toplar mıyım? Toplarım. 11 bölü 30 gelmez mi benim cevabım? Gelir. Ayarladık mı? Anlayabildik mi? Şimdi işleri biraz daha kızıştıralım. Şu an ben yine ortak kat bakıyorum. Şimdi 3'ün, 5'in ve 2'nin ortak katı nedir? Yine 30'dur. Şimdi 3 ile 5'i çarpsam, 2 katını alsam 30. Hani bunu birazcık pratikleşe öğreneceğiz. 30 dersek bunu 15 ile, bunu 10 ile, bunu 6 ile çarpacağız. Baktığımızda eksi var burada, 15 bölü 30. Artı var burada, 15 bölü 30. Eksi var burada, 18 bölü 30 olur. Şimdi yukarıya baktığımızda işaretlerle birlikte şurayı alıyorum. Bakın unutmayın. İşaretlerle birlikte eksi 15 burada. Artı 10 eksi 18 bölü 30 olacak. Burası mühim. Buradaki tek önemli, en önemli, tek önemli, en önemli yer burasıydı. Baktığımda eksi ile eksi ne geliyor? 15 ile 18'den toplarsam 13'ün 3'ü elde var 1. 33 geliyor. Eksi 33. Eksi 33'ten 10'u çıkarsam eksi 33 artı 10. Bilerek tek tek yazıyorum ki tam otursun canlarım sizde. Eksi ile artıyı gördüğümüzde ne yapacaktık? Çıkartma işlemi. Çıkartsam 23 geliyor. Ama hangisi büyük? Demek ki eksi 23 bölü 30 benim cevabım olacak. Umarım anlaşılabiliyordur. Açıkça ve net bir şekilde anlatmaya çalıştık. Şimdi diğerine baktım. Tabanlarını 14 eşitlerim. Gayet bu pratikti. Şunu 7, buna 2 derim. Bura zaten 14. Ne oldu? 4 bölü 14. Eksi 7 bölü 14. Artı 1 bölü 14 oldu. Yukarıya baktığında yine dediğim gibi şu şekilde bakacağım. 4 eksi 7 artı 1 bölü 14'ten. 5 var toplam. Eksi 7 bölü 14'ten ne geliyor? Çıkartma işlemi, hadi bakalım burayı pratik bir şekilde öğrenin. Artıyı eksi neydi? Çıkartmaydı. Çıkarttığımda büyüğün işareti eksi. Eksi 2 bölü 14. Şimdi şurada sadeleştirmeyi anlatayım kısaca. Her iki tarafta 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor değil mi? Şimdi benim burayı 2'ye bölsem ne gelecek? Eksi 1. Peki 14'ü 2'ye bölsem ne gelecek? 7. Bakın bu sadeleştirmedir. 1 bölü 7'nin 2 katı demek ki eksi 2 bölü 14'tür. Tamam mı? Bunu da geçtim.
Şimdi şunu hemen bir hesaplarsak kaçta birleşiyorlar? 4, 8, 12. 12 de. Hepsi 12'ye geliyor mu? Geliyor. O zaman burayı 3, burayı 4, burayı 6 dersem hepsi 12'ye gelir. 6 bölü 12 artı 4 bölü 12 eksi 3 bölü 12 olur. Yukarıya baktığımız zaman ne geliyor? 6 artı 4 eksi 3 bölü 12'den. Şunda şu 10. 10'dan 3'ü çıkarsam 7 bölü 12 benim cevabım geliyor canlarım. Umarım anlaşılıyordur. Şu an canlı yayın yapmadığımız için sizden rica ediyorum. Eğer bir sıkıntı olursa herkes yorumlara açık ve net bir şekilde her şeyi ifade edebilir. Bir sonraki videomuzu ona göre düzenleriz. Şimdi şuna baktığımızda bunun altında gizli bir 1 vardır. Şu an tabanlarım nerede eşitleniyor? Tabii ki de hepsi 6'da eşitleniyor. 3 derim, 2 derim, 6 derim. Şu an baktığımızda 6 bölü 6 artı 2 bölü 6 eksi 3 bölü 6 artı 3 bölü 6 artı 1 bölü 6. Şimdi üste bakıyorum. Hop 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 hop. Ne geliyor? 6 artı 2 eksi 3 artı 1'den bölü 6'dan 6 artı 2 8, 8 artı 1 9, 9'dan 3 çıkarsam 6 bölü 6'dan cıf cıf gitti 1 gelmiş. Bir de şuraya yazdım görünmüyor herhalde. Okey. Şimdi diyelim. Hadi bakalım önce çözün. Önce siz çözün. Uğraşmaya çalışın. Önceliğimiz her zaman sizin çözmenizdir. Unutmayın bunu. Ben çözdüm. Anladınız. Bir sonraki adım sizde. Videoyu normalde de durdurun. Öyle geçin. Tamam mıyız? Şimdi 5 dedim 2 dedim. Neden? Neden? Çünkü hocanız yanlış yazdı. 5 dedim 2 dedim. Şimdi 15'te eşitleyecektik ya. 5 dedik 3 dedik. Bunu da 6'da eşitleyecektim. Ben buraya 3 derim 6'da eşitlenir. Değil mi? Sonra bir daha işlemimiz olacak. Bir daha işlemimiz olacak unutmayın. Dilerseniz şunu da yapabilirsiniz. Bakın birkaç yöntem var bu soruyu çözmekte. Şu eksiği görüyoruz ya bunu bir içeri dağıttığımızda bu işlem şuna dönüşüyor. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 5 eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 6. Şimdi de tabanlarını eşitleyebilirsiniz. Şu an hepsi 30'da eşitleniyor ya. Ona göre eşitleyin daha pratik olur. Tek bir sonuçta hepsini yok etmiş oluruz. 30'da eşitleniyor 10 dedim. 30'da eşitleniyor 6 dedim. 15 dedim. 5 dedim. Tamam. Şimdi ne yapacağız? 10 bölü 30 eksi 6 bölü 30 eksi 15 bölü 30 eksi yine 5 bölü 30 diyorum. Şimdi ben tekrar neye bakıyorum canlarım? Şu yukarılara bakıyorum. Şimdi ne geliyor oradan? 10 eksi 6 eksi 15 eksi 5 bölü 30'dan. Ne yapacağız? 10 eksi 15 eksi 5 daha eksi 20. Eksi 6 daha eksi 26. Eksi 26'dan da 10'u çıkartırsam. Yani şu an elimde eksi 26 ve artı 10 bölü 30 var. Ne gelecek? Eksi 16 bölü 36. Pardon 30. Değil mi? Şimdi burası böyle. Ben yine bir sadeleştirme yaparım. Nasıl sadeleştiririm? Her tarafı ikiye bölün. Mesela 16'yı ikiye böldüm. Eksi 8 kaldı. Bunu ikiye böldüm. Artı 15 kaldı. Ben bu şekilde bırakırım. Daha da ilerleyemem. Anladık mı? Şu sevecen soru sizin. Bakın canlar bunları bilerek bırakıyorum. Tamam mıyız? Hadi bu sevecen soru sizin. Ne yapacağız? 14, 4 var. Bunu da komple açın. Hepsini 28'de eşitleyin. Tamam mı? Taban 28 diyorum. Hadi yine var ya spoiler vermeden yine yapamadık ya. Şimdi rasyonel ifadelerde çarpma benim en sevdiğim. Neden en sevdiğim? Direkt karşılıklı çarpıp geçiyoruz. Bakın neden? Şimdi hocam çarpma nedir? 3 kere 2'yi çarp 6. 5 ile 25'i çarp. Evet 5 ile 25. 125. Bitti geçtim. Sonra buna baktım. Karşılıklı çarp. 15 karşılıklı çarp. 32 bitti hocam. Şunu karşılıklı çarp. 33 karşılıklı çarp. 25 bitti hocam. Bu. Mesela çarpma bu. Bölme karışık olan kısım. Neden? Çünkü
Bölmede şöyle bir durum var. Birincisi aslında sadece tek bir durum var. Mesela şu büyük benim kesir çizgim ya. Birinci olan kısım bu. Bunu aynen yazarım. İkinci olan kısmı ters çevirip çarparım. Ki bunu iyi çarpmamışlar. Burada bir yanlışlık var. Burası D bölü C olacak. Yanlış yazmışlar. Tamam mıyız? Bak mesela burada ne demek istiyorum? Şimdi birinci aynen kalır. Birinci ne? 1 bölü 5. 1 bölü 5 aynen kalır. Çarpı koyarım. Diğerini ters çeviririm. 7 bölü 3 olur. İşlemleri yaparsam yukarısı 7, aşağısı 15. Hadi diğerini siz yapın. 3 saniye içerisinde. Hadi bakalım. Hemen. Hemen siz yapın. Birinciyi aynen bırakıyorum. Evet doğru. Aferin size. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Ne gelecek? 15 bölü 14 gelecek benim cevabım. Buna baktığımız zaman yine birinci aynen kalıyor. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. 6 bölü 5 geliyor buradan da. Yine buna bakıyorum. 3 bölü 5'i bırakıyorum aynen. 3 bölü 1'i ters çevirdim. Burası da bana ne gelecek? 9 bölü 5 gelecek. Bence açıklayıcı oldu mu bilmiyorum ama sizce nasıl? Yani umarım yavaş, genelde ben yavaş yavaş anlatamıyorum. Böyle bir huyum var maalesef, kötü bir huy. Ama yapıyoruz, yani yapmaya çalışıyorum. Şimdi eksi 17 bölü 8 aynen kalsın. Eksi 17 bölü 8 aynen bıraktım. Çarpı dedim. 4 bölü 51 ters çevirdim. Burada var ya dolu sadeleştirme. Şimdi buradaki yapacağımız şey sadeleştirme. 51, 7, 17'nin 3 katı değil mi? 3 katı. Yani 51 ile 17'yi her tarafı 17'ye bölsem burada 1 kalacak. Burada 3 kalacak. Bu birinci sadeleştirme. 8 ile 4'ü sadeleştiririm. Her tarafı 4'e böldüm. Burada da 2 kalacak. Şimdi kalanları yazıyorum. Bakın burada bir eksi var. Burada bir 1 var. Burada bir 2 var. Çarpı. Burada bir 1 var. Burada bir 3 var. Şimdi karşılıklı çarptım. Karşılıklı çarptığımda eksi 1 ile 1'i çarptım. Eksi 1. Aşağıda ne var? 6. Bitti. Sorumuz buraya kadardı. Tamam mı? Şimdi diğerine baktığım zaman diğerinde şöyle bir durum var. Burası aslında 6 bölü 1'dir. Bunu unutmayın. 3 bölü 13 aynen kalır. 6 bölü 1'i ters çevirdim. Durdum. Sadeleştirme görüyorum. Umarım siz de görüyorsunuzdur. Şimdi 3'ü 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 2. Bitti soru. Yine okun üstüne ok koydum ama neyse. Yukarıda bir 1 var. 13 ile de 2'yi çarparsam 26 geliyor. Şimdi şuna baktığımda yine birinci aynen kalıyor. Yani 5 bölü 1 aynen kalıyor. Çarpı diyorum. Eksi 7 bölü 4'ü ters çevirdim. Karşılıklı çarptım. 5 ile eksi 7'yi çarptım. Eksi 35. 1 ile 4'ü çarptım. 4. Bitti soru canlarım. Bakın bitti. Şu sık gelen sorular var bak mesela özellikle. Şimdi büyük kesir çizgisini karıştırmayın. Büyük kesir çizgisi burasıdır. Birinci olan kısım 5 bölü 1'dir. İkinci olan kısım 2 bölü 7. Ters çevirirsem ne olur? 7 bölü 2 olur. Karşılıklı çarpın 35 bölü 2 olur. Anlatabildim mi? Biraz kızıştıralım hadi ortalığı. Şimdi şuraya geldiğimizde yapacağımız şeyi ben size anlatmış mıydım? Şunla şunu çarpın dedim. Bununla bunu işlem neyse onu yapın dedim, değil mi? Onu yapalım. 2 ile 1'i çarptım 2. Bir çıkarttım. 1 bölü 2 çarpı. 3 ile 1'i çarptım 3. Bir çıkarttım. 2 bölü 3. 4 ile 1'i çarptım 4. Bir çıkarttım. 3 bölü gidişat görünüyor. Bakın bunu genelde nerede veriyorlar biliyor musunuz? Burası 4 bölü 5. Bunu genelde sonsuz kesirlerde. Belli bir yerden belli bir yere giden kesirlerde veriyorlar. Çünkü böyle uzun uzadı ya. Bunlar birbirini götürüp sadeleştirenler olsun diye. Yukarıda 1, aşağıda kim kaldı? 5. Oldu mu? Şimdi yeni bir soru. Canlar, öncelik önemli. Ben bu 1'i işleme koymayacağım. Bakın şurada bir bölme var. Önceliğim benim her zaman bölme olmalı. Bu bölmede de ne yapıyorum? Şu bir dursun burada. Birinciyi aynen bıraktım. Birinci olan kısım 1.
3 bölü 7 olan ikinci kısım. Ters çevirip çarparsam ne olacak burası? 7 bölü 3. 1 ile 7 bölü 3 çarpsak bir şey değişecek mi? Değişmeyecek. Burada bir 1 artı var. Burada da bir 7 bölü 3 var. 3 ile 1'i çarptım. 3, 7 ile topladım. 10 bölü 3 geldi. Benim cevabım. Tamam mıyız? Bu da aynı. Hemen siz çözün. Artık iki videodan sonra bence pratikleşmeniz lazım. Birincini aynen bırakıyorum. İkinciyi ters çevirdim ki ikinci 2 bölü 1'dir. 1 bölü 2. Öncelikle çarpma. Unutmayın. 1 aynen bıraktım. 3 ile 1'i çarptım. 3, 7 ile 2, 14. Şimdi bunları işlemi yapacağım. 14 ile 1'i çarptım. 14. 14'ten 3 çıkarttım. Yukarıda 11. Aşağıda 14 kaldı canlarım. Burası da bu şekildeydi. Evet, şu kısım ödev kısmınızdı. Şu kısım ödev kısmınız. Haşir neşir çözelim. Haşir neşir. Ben şimdi ondalığa gireceğim. Tamam mıyız? BDP'yi zaten aşağıya bırakacağım ben bunun altına. Çözün çözemediklerinizi yazın. Bakın unutmayın. Yorumlara yazın çözemediklerinizi. Şimdi ondalık sayılar demek bu virgüllü olan sayılarımız var ya. Bunlar benim ondalık sayılarım. Şöyle bir sayı gördüğümüz zaman bu 0,7 demek aslında şudur. Virgülden sonra kaç basamak varsa o kadar sıfır koyarım ama nereye? Yukarıda ne görüyorsam onu yazdım. Tamam mı? Şunu aldım bir koydum. Virgülden sonra kaç tane var? Bir tane var. O zaman bir sıfırdır bu. Şuna baktığımda 543'ü düzgün görmüyorsunuz. 543'ü yazdım. Böyle diyorum. Virgülden sonra kaç basamak var? Sıfır. Demek ki o zaman burası 100'dür. Şimdi diğerine bakacağım. Ne görüyorum? 341 görüyorum. Virgülden sonra kaç basamak var? 3 basamak var. 1000 şeklinde yazdım ben bunu. Şimdi toplaması çıkartması da tek bir sorun var toplama çıkartmada. Virgülü virgülün altına yazacaksın. Virgülü virgülün altına yazdıktan sonra normal toplama yapıyoruz sadece. Mesela şunun gibi 0,178 virgülü koydum 0,41 burası. O boşluk görünen yerler var ya onlar sıfır gibi düşünün. Şimdi sonrasında 8'den 0 çıktı. 0 topla 8. Şunu topla 8. 4 ile 1'i topla 5. Burada da 0 var. Demek ki bunun sonucu neymiş? 0,588'miş. Aşağısına bakın. Hemen siz bakın sonra ben çözeceğim. 0,4'ü yazdım. 0,512'yi yazdım. Bakın görünmeyen yerlere 0 yazıyorum. Zaten oralarda sonsuz 0 var ama biz görmüyoruz. Öyle düşünün. 0 ile 2'yi topladım. 2, 0 ile 1'i topladım. 1, 4 ile 5'i topladım. 9,0'dan. Demek ki bunun da cevabı 912'ymiş diyorum ve bırakıyorum. Şunlar artık işlemlerini tek tek ne yapacağız? Gireceğiz. Şu soruya bakalım. Artık buralarda ne yapıyoruz? Buralarda da Güler hocamızın güzel bir taktiği var. Genellikle bazılarımızın bildiği ama uygulamadığı yerler. Virgülü kaydırıyoruz canlarım. Mesela ben burada iki virgül kaydırıyorsam burada bir, iki gidecek yerim yok. Ben o boşluk koyuyorum ve oraya sıfır koyuyorum. Şimdi ne oldu? Olay niye dönüştü? Bakın virgüller yok oldu. Burada bir 60 oldu. Burada bir 2 oldu. Artık burası ne olacak? 30 olacak ve ben 30 olarak bırakacağım. Birkaç tane daha yapalım oturtururuz beyninizde bence. Şimdi şöyle düşünürsek. Ben buradan 2 virgül geldim. Virgül boşluğa çıktı. Buradan 2 virgül geldim. Virgül boşluğa çıktı. O halde ne oldu? Yukarıda 6 kaldı. Aşağıda 3 kaldı. Bölerseniz 2'yi buluruz. Şuna bakalım hemen. Bakın yine 2 virgül atıyorum. 146 yukarıda. 2 virgül atıyorum. 2 aşağıda. Değil mi? Böldüğümüz zaman ne gelecek? 73 gelecek. Tamam mı canlarım? Şimdi diğerlerine bakalım hemen.
Evet, artık siz de bence öğrendiniz. Biz pratik hemen çözebiliriz. Şimdi 2 virgül buradan geliyorsam 2 virgül buradan geldim. Yukarıda 16, aşağıda 4 kaldı. 16'yı 4'e bölersem ne gelecek? 4 gelecek. Şimdi şuna baktığımızda 2 virgül attım, 2 virgül attım. 45 bölü 5'ten ne geliyor peki? 45'i 5'e bölersem 9 gelecek benim cevabım. Aşağıdakine bakıyorum. Şimdi canlarım, düşünün ki 2 virgül buradan attım. 2 virgül atmam için bir boşluk daha oluştu. Bu boşluğa ne yapıyordum? 0 yazıyordum. O halde yukarıda 50, aşağıda 2 oldu. Buradan da ne gelecek? 25 gelecek. Birazcık daha ortalığı kızıştırıp kaynaştırıyoruz. Şimdi bakalım buradan. Şu 2 virgülü attım. Şu 2 virgülü attım. Bakın aynı kesirde yapıyoruz. Hepsinde 2 virgül değil. Aynı kesir üzerinde ilerliyoruz. Orada 8 bölü 4 geliyor. Şuradan 1 virgül, buradan 1 virgül. Artı 6 bölü 3'ten işlemlere bakalım. 4, 8, 8'i 4'e böldüm 2. 6'yı 3'e böldüm 2'den ne gelecek burası? 4 gelecek. Tamam mıyız? Şimdi şuna baktım. Şimdi aşağıda 2 virgül attım. Yukarıda 2 virgül atmam için bir boşluk oldu. Buradan ne oldu? 40'ı 1'e böldüm. Artı 2 virgül attım. 2 virgül attım. Buradan ne oldu? 180 bölü 6 olacak. Eksi. Sakın gözünüz kaçırmasın. 3 virgül. 3 virgül 50 bölü 1 oluyor burası da. Tamam. Şimdi tek tek çözümleyeceğiz. 40 var burada. Artı 186'ya böldüm. 30 var. Eksi 50 var. Buradan ne geliyor? 40'la. Burası 70 yapıyor. 70'ten 50'yi çıkartırsam 20'ymiş benim cevabım. Umarım biraz anlaşılabilmiştir. Şimdi şurada birkaç tane daha var. Bakın ödev sorularıydı ama ben bunları çözdüm sizin için. Önemli çünkü bu kısımlar. Şimdi tek tek alt alta alt alta alt alta yazarsak. Mesela 0,01, 0,00, 0,1'den toplarsanız 0,110 1 olur benim sorumun cevabı. Şuna baktığımda bakın tek tek alt alta yazıyorum. Önce 100 0,14'ten 0,7'yi çıkarttım. 0,14'ten 0,7'yi çıkarttığımda ne gelecek canlar sizce? 7 daha büyük bir sayı olduğu için 7 aslında üste yazmamız daha mantıklıydı. 7 üste yazalım hadi. 0,7 0 olsun 0,14'ten çıkarttığımızda bakın buradan ne geliyor? Hatta bundan önce dilerseniz şunu da yapabilirsiniz. Bakın bir pratik yöntemleri öğretmem için daha iyi olur. Şunu şu artı işlemi ya. İkisi de artı işlemi ikisini toplayın önce. 0,14 ile 0,94'ü toplayın. 8 gelecek. 10'un 0'ı elde var. 1. 1'i buraya attım. Ben şimdi 108'den 1,8'den 0,7'yi şimdi çıkartacağım. Şimdi çıkartmamız daha mantıklı olur. Hatta şunu şöyle düşünebilirsiniz direkt. Şurada bir sıfır var ya. Sıfır var. 108'den de 7'yi çıkartabilirsiniz. Normal şey 108'den de 70'i çıkartabilirsiniz. O ne olacak? 38 olacak. O da 0,38'de büyük olan hangisi 1 olduğu için artı 0,38 olur. Artık bu işlemi ne tarzda yaparsanız. Bakın şu üçü de size. Bakın şunu bırakıyorum. Normal 7 ile bunu çarpacağız ki bu tarz genelde çarpma gelmiyor. Ondalıklarda gelmiyor. Ya da gelirse şöyle yapın. Hatta öyle yapalım. Bakın şimdi. Şuna baktığımız zaman direkt şunu şöyle yazın. 14 bölü 100 demektir bu. Tamam mıyız? 7 çarpı 14 bölü 100 demektir burası. Artı 2 çarpı 3 bölü 10 demektir burası. Bu şekilde gittiğimiz zaman 7 çarpı 14'ten ne geliyor bana? 7 ile 14'ü hemen çarpın. 7 ile 14'ü 28'in 8'i elde var 2. 98. Şimdi yukarıda 98 var. Aşağıda 100 var. Burada da 6 var ve 10 var. Tabanlarım eşit mi? Değil. 10'a çarptığında
Ne olacak? 98 artı 60 bölü 100'den ne geliyor? 150. 8 gelmiyor mu? 158 saniye. Şuraya düzgün yazalım. Şimdi şuraya baktığımda 158 bölü 100'den ne gelecek? Bakın 2 sıfır var. Bu ne demekti aslında? Bunu ben nasıl ifade ediyordum? 1,58 demek ki benim cevabım. Tamam mıyız? Bu şekilde ifade ediyordum. Diğeri de virgül kaydırmalı. Şunu da aynı şekilde yapabilirsiniz. Mesela bundan bir virgül kaydırdığımda buraya bir sıfır. Hepsinden bir virgül. Bunlarla uğraşınca anladım. Bunların hepsini işledim. Bu son soruları soru bankası gibi düşünün. Konu anlatımı soru bankası şeklinde ilerliyoruz. Şurası da çok kısacık denklemlere giriyorum. Ondan sonra bu videomuz bitiyor. Şimdi denklemlere kısa bir ön bilgi vermemiz gerekiyor. Eşitlik var ve bilinmeyen bir şey varsa buna denklem diyordum. Eksi 5'i karşıya attığım zaman işaret değiştirecek. Unutmayın. İşaret değiştiriyor. Buraya artı 5 olarak geçiyor. O zaman x ifadem ne olacak? 3 artı 5'ten x ifadem 8'e denk gelecek. Bu tamam mı? O zaman hızlıca şu ikisini bir düşündüğünüz zaman. Eksi 11 karşıya ne diye geçecekti? Artı 11 olarak geçecek. O zaman x'imiz ne olacak buradan? 11 olacak. Bakın şurada burada size anlatmaya çalıştığım şey işaret değişimi. Sadece işaret değişimi. Şimdi eksi 1 karşıya ne diye geçecek? Artı 1 olarak geçecek. X eşittir ne olacak? Eksi 18 artı 1. Peki bu işlemleri anlattım ben. Eksi 18 artı 1 ne oluyordu? Çıkartma işlemi ve büyüğün işaretini dersek o zaman cevabım neymiş? Eksi 17'miş. Şuna baktığımız zaman bakın şurada da içler dışlar meselesi var canlar. Bakın bunun altında gizli bir 1 var ya ben burada içler dışlar yapıyorum. Yani 3x eşittir 17 ile 8 7'yi çarptım 18 ile 7'yi. Hiç çarpmayın. Bakın neden çarpmayın biliyor musunuz? Bakın bu pratiklikleri lütfen öğrenin siz de. Şimdi çarpma var ya karşılıklı çarpmalar falan varsa artı yoksa ortada sadeleştirme yapabiliyorum. Yani ben şu 3 ile 18'i sadeleştirebilirim. Her tarafı 3'e böldüğümde ne gelecek? Burada 6 gelecek değil mi? O zaman x buradan ne olacak? 6 çarpı 7'den demek ki 42'ymiş. Bu çok önemli. Böyle bazen gereksiz sadeleştirme rica ediyorum yapmayın. Böyle giderseniz daha iyi olur. Şunu da şimdi yapacağım içler dışlar. 1 dedim içler dışlar yaptım. Eksi 4x var elimde. 3 kere 2'den. Hatta bunu da sadeleştirmeyin 20'den. Bu şekilde dursun. Bakın hemen ben burada ne yapıyorum? 4 ile 20'yi böldüm. Bakın 4'e böldüm. 1 kaldı. 4'e böldüm. 5 kaldı. O zaman burada eksi x var. Karşıda ne kaldı? 15 kaldı. Benden eksi x'i mi istiyor? İstemiyor. Burası da çok önemli. Eksiyle çarpıyorum her yeri. O zaman burada x kalıyor. Burada eksi 15 kalıyor. Buralar önemliydi. Bakın bu kısımlar karışık. Bu kısımları ileride göreceğiniz için özet şeklinde ne ile karşı karşıya geleceğinizi söylemek için işledim. Çok takılmayın, moralinizi çok bozmasın. Çünkü karışık yerler. Bunda da bilinen bir tarafa, bilinmeyen bir tarafa. Yani ben x'lerin hepsini bir tarafta, diğerlerin hepsini bir tarafta topluyorum. Şimdi küçük olan x'i attım. Bunları armut gibi düşünün. 5 tane x'ten eksi 4x olarak geçti ya bu buraya. 5 tane x'ten 4 tane x'i çıkarttım. Kaç x kaldı? 1x. Demek ki burada bir tane x var. Artı 2'ye bunu yaptım. Eksi 2 oldu. Ondan eksi 2'yi çıkarttım. Demek ki x neymiş? 8'miş diyebilirim. Hemen bir tane daha ile pekiştirelim. Şimdi küçük olanı atıyorum. 3y'yi atıyorum. Atın hemen. 5y eksi 3y oldu. Şimdi 11'i atıyorum. 35 eksi 11 oldu. Bakın onu o tarafa onu o tarafa attım. Kaç y kaldı? 2y. 35'ten de 11'i çıkarttım. 24. Kaçın 2 katı 24 de diyebilirsiniz. Bu da her tarafı 2'ye de bölebilirsiniz. 24 bölü 2'den
Y'ne gelecek. 12 gelecek canlarım. Evet. Burası da birazcık sıkıntı gibi. Bakın neden? Şöyle düşünün. Ben şimdi her şeyi içine dağıtacağım. Şu eksi x'i içine dağıtın. Şu 2'yi içine dağıtın. Kalsın. Bakın elimde 3x, eksi 2, eksi x, eksi 3, 2x, eksi 4 artı var. Şimdi 3x pardon. Burada da bilinenleri bilinmeyenleri ayırmam lazım. Neden? Çünkü benden x'i soruyor. Şimdi ne var elimde? Şurada 3x var, burada x var, burada 3x var, burada 4x var. Tamam mı? Hemen baktığımız zaman 3x ile x'i çıkarttım, ne geldi? 2x buradan. Tamam mı? Eksi 2 ile eksi 5, eksi 3'ü topladım, eksi 5 burada. 2x, 3x daha, 5x burada, eksi 4 var. Şimdi şu 2x'i karşıya atacağım. Ne geliyor buradan? 3x. Eksi 4'ü karşıya attım. Ne geliyor? Artı 4'ten. Karşıda eksi 1 var. Her tarafı 3'e böldüm. X burada ne geldi? Eksi 1 bölü 3. Bu birazcık daha karışıkmış. Sizin için. Bakın aynısı. Şunun ikisi de aynısı. Şunlarla uğraşın. Sizin bunlarla uğraşmanız lazım canlarım. Şunların hepsi aynı canlar. Bunları size soru çözün diye bunları bıraktım. Şurada bir tanesini, şu C'yi özellikle çözeyim ben size. C'yi büyütebilirsem C'yi çözeceğim size. Aynen şunu çözüyorum. Neden? Eksiler falan kafanızı karıştırmasın diye. İçler dışlar yapıyorum. 5x 5 ile çarparsam 25x. Artı 5. Eksi 6 ile eksi 2'yi çarptım. Artı 12x. Eksi 24. Tamam mıyız? Şimdi görünmüyormuş. Tamam. Şimdi 12x'i karşıya attığımda 13x geliyor. Artı 5'i karşıya attığımda eksi 5 olarak gelecek. Ve oradan bana ne gelecek? Eksi 29. Her tarafı 13'e böldüm. X buradan ne gelecek? Eksi 29 bölü 13. Yani yaptığımız şeyler çok bence sıkıntılı şeyler değil. Oturtturup yapılabilecek şeyler canlarım. Tamam mıyız? Şimdi şurada şuradan da bir tanesini anlatıyorum ve bunların yabancı olmuyorsunuz. Buna iki bilinmeyenli denklemler diyorum. Burada yok etme metodu ve yerine koyma metotları var. Şimdi şöyle düşünün. Taraf tarafa topladığım zaman birinden birini yok edip diğerini buluyorum. Diğerini öbürünün yerine yazıp asıl sonucu buluyorum. Ben burada ne yapıyorum yani? Şimdi ben bunları taraf tarafa topladığımda iki tane x mi var elimde? Evet. Artı y eksi y birbirini götürecek mi? Götürecek. Topladım 8 ile 11'i ne geldi? 19. O zaman x buradan ne geliyor? Bana 19 bölü 2 geliyor. Tamam mıyız? Şimdi ben 19 bölü 2'yi şurada yerine yazdım. 19 bölü 2. Ya bu bence sıkıntı gençler. Durun şurayı bir 19 değil de yani böyle yazmışlar ama şunu 10 yapın daha rahat bulun. Tamam mı? 10 yapın. Ne olacak? 18 taraf tarafa toplanın. X'ine geliyor 9. Tamam mıyız? Şimdi Y ne gelir o zaman? X buradan 9 geliyor. X buradan 9, Y de eksi 1 gelecek. Tamam mı? Mesela bu buydu. Ben bir tane daha hemen çözeyim, hemen pekişsin sizde. Şuna baktığımızda toplayınca direkt giden yok. O halde şöyle yapacağım. Mesela ben bunu eksi 2 ile çarpsam, burası artı 4x, aşağısı eksi 4x olacak. Demek ki x'ler girecek. Böyle yapıp ilerleyeceğim. Ya da yukarıyı mesela 3 ile çarpacaksınız falan. Hani hangisini yok etmek isterseniz. Şimdi ne olacak? Ben direkt böyle yazayım. 4x artı y 17 eksi 4x eksi 6y eksi 2 artıydı. X'ler gitti. Eksi 5y geldi bana. Eşittir. Eksi 22'den 17'yi çıkarsam ne geliyor? Eksi 22'den 17'yi çıkarsam eksi 5 geliyor değil mi? O zaman y buradan ne oldu? 1. Y yerine 1 yazarsam x ne olur? 4 olur. 16 artı 1'den. Demek ki x'imiz de 4'müş şeklinde. Bakın bunlar birazcık meşakkatli kısımlar.
Son iki tane kaldı. Birini ben çözeyim, birini size bırakayım. Şurayı da 2 ile çarpıyorum. 10x eksi 2y eşittir 26. 4x artı 2y eşittir 16. Topladığımız zaman buradan 14 geliyor. Y'ler gidiyor. Şurayı topladığımızda ne geliyor? 42 geliyor değil mi? O zaman x'imiz buradan ne gelecek? 3. Ben hemen x yerine 3 yazdığımda 15 eksi y eşittir 13'ten y de buradan ne gelecek? 2. Buldum mu? Buldum. Zaten benden x'i soruyormuş. Ben bilerek x'i ve y'yi buldum ki pekisin diye. Şimdi birinci partımız bitti. Diğer parta geçeceğiz. Diğer Reels'lara geçeceğiz. Bunları da paylaştıktan sonra diğerinde üslük ve köklü ağırlıklı olacak. Sadece üslü ve köklü işleyeceğiz. Ve matematiğin temelini atıp artık sizi matematikle merhabalaştırmış oluyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizi.